Selam arkadaşlar. Şimdi araç videosu çekmeye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Mercedes firmasına gidiyoruz. Orada sizlere kullanılmış sıfır araçları göstereceğim. Tabii ki Fırat kardeşimle de videoda olacak. Yani onu da şimdi almaya gidiyorum. Alacağım. Videoya başlayacağız. Şimdiden iyi seyirler. Kanalımıza abone olup videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da lütfen unutmayalım bize destek olmak için. Şimdiden iyi seyirler tekrar. Dediğim gibi iyi izlemeler. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün Mercedes-Benz bayisine geldik. Sizlere sırasıyla arabaları göstereceğiz. Ben sadece peşin fiyatlarını söyleyeceğim. Ayrıyetten resim çekeriz. Onunla ilgili de bir ücret tablosunu sizlere gösteririz. Yani videonun içerisinde ben koyarım. Ayrıyetten sahibinden.com'da aynı marka model araçın bir resmini de eklerim size satış fiyatıyla ilgili. Başla Fırat. Tam bir canavardı. Gördüğün gibi Mercedes'in fiyatını burada 47.979 euro olarak yazmışlar. Taksite hiç girmiyorum. Şu taksitle ödenir, şu bu gibisinden. Hani videoda söylemiyorum. Bunları söylediğim zaman kendim biliyorum çok farklı yorumlar alıyoruz. Peşin fiyatı 48.000 liraya ver, arabayı al. Hiç uğraşmıyoruz. Hani bazen taksiti söylediğimizde yok son ödemesi neydi, yok ilk ödemesi neydi falan filan yapıyorlar hani videoda. Aynen. Biz hiç demiyoruz. Peşin fiyat paran varsa trink. Zaten 2000 euro alan adam da bu arabayı her türlü alır. Alır diye. Fazla söze gerek yok. Şimdi de arabanın bir etrafının detaylı çekim videosunu izleyeceksiniz. İzlemeye devam edelim. Diğer arabalara geçelim. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Size şimdi burada bir arabamız var. Zaten bu arabayı çoğu kişi tanır. Mercedes GL 450 AMG Fiamatic. Görüyorsunuz zaten hayvan gibi bir şey. 22 jant lastikler var üstünde. 285'e 40. Tam bir canavar. Aracın peşin fiyatı 46.000 diyelim. Yani 45.699 yazmışlar. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Peşin, trink, cash para. Yani sizlere onu söyleyeyim. Yani bazen video yaptığımda altına yorumlar geliyor. İşte taksit fiyatta son ödeme ne, ilk ödeme ne, yok şu ödeme ne, bu ödeme ne. Ona hiç takmıyorsunuz. Direkt trink para. 45.699. Bunun sahibinden.com'daki ilanı da ben sizlere göstereceğim. Video içerisinde koyacağım. Ona da bakabilirsiniz. Eğer hani taksit almak isterseniz de aylık 349 euroluk bir fiyata bunu alabiliyorsunuz. 48 ay bir ödeme yaparak. 367 beygirmiş, 270 kW, 6 silindir, benzin motor, otomatik vites. Durumu süper yazılmış. AMG paket zaten dediğimiz gibi de. 40.000 km'de araç sıfır sayıdır zaten. Aracı görebiliyorsunuz arkadaşlar. İncelemeye devam edelim. Selam arkadaşlar öncelikle. Sizlere burada Mercedes GL400 Fiamatic aracımızı tanıtacağım. Yani araç benim tabi değil aracımızı demişken. Sadece araba tanıtmaya geldik. Gördüğünüz araç arkadaşlar 2018 model.
35 bin kilometrede bir araba. Full artı full ne ararsanız var Mercedes'in bu serisinde. 333 beygirlik bir motora sahip. 3000 kübik. Ayrıyetten arkadaşlar 59.900'de net bir tutarda ödeme yapmanız gerekiyor bu araca sahip olabilmeniz için. Hiç taksite girmiyorum. Sizlere bu aracın zaten sıfır fiyatını da ben sahibinden.com adresinde orayı da bir reklam yaptık ama olsun. Gördüğünüz araç AMG paket. Üzerinde 22 inçlik jant lastik bulunmakta. 360 derece kamerası var. Direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, ne ısıtma ararsanız var arkadaşlar. Ayak, bel, nere istiyorsanız. Kapanır aynalar mevcut. Bunlar zaten artık her arabada var neredeyse. Sıfır fiyatı 94.212'ymiş. İkinci el fiyatı 59.990. Tabii ki yine bunu pazarlık yaparak daha da indirebiliyorsunuz. O konuda sizler emin olabilirsiniz. Önceliğinde 48 ay taksit yaptırmak istiyorsanız 21.771 peşin ödemeniz gerekiyor. Aylık 399 euroya bu arabaya sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arabanın bir de detaylı etraf çekimini yapalım. Kendiniz de bakarsınız, karar verirsiniz ona göre. Tatatatam. Karşınızda Alman mühendislerin son teknolojiyle yapmış olduğu ML350 Mercedes. Gördüğünüz araç arkadaşlar peşin fiyatı 35.990 euro. Yanlış duymadınız. 35.990 euro. Şu an en kötü bir Opel alsanız. Ya ne Opel'i ya? Şahin'e Doğan'a yemin olsun 55 bin lira yazmışlar. Türkiye'de birim olarak düşünmüyorum. Ben sadece burayla kıyaslıyorum. Buradan bir Opel alsanız Insignia en kötüsü 40 bin euro. En kötü arabası. Gördüğünüz gibi 40 bin euro yerine 35.990 eurocuk sadece. Bu arabaya sahip olabiliyorsunuz ve bu araba 7 kişilik bir araba. Her şey var. Geri görüş kamerasından tutun, koltuk ısıtmasına, lastik ısıtması, o ısıtması, nereye ısıtıyorsanız ısıtın arkadaşlar. Sadece dediğim gibi fiyat 35.990 euro. Kasa geçiyor bunlar. 6 silindir bir motor hacmine sahip. 7 ileri vitesi var. Otomatik 258 beygir. Tofaş kaç beygir? 80 mi? 90 mı? Yani 89 PS. Her neyse dizel bir aracımız. Tamamıyla deri döşemeymiş araç. Sıfır fiyatı 92.076 arkadaşlar. Sıfır alırsanız bu aracı. Canta. Ama burada yani janta sanırsam ayrıyetten takılmış bir jant. AMG jant. Sıfır aldığınızda demiş olduğum gibi 92 bin euro. Eğer bunu kullanılmış olarak alırsanız 35 bin euro ve sadece araba 30 bin kilometrede. Yani kullanılmış dediğimde de öyle 100 bin, 150 bin, 200 bin değil. Sadece 30 bin kilometrede bu araba. 300 bin kilometrede olsa ülkemizdeki fiyatı kaç para olurdu sence? 1 milyon, 2 milyon. Ya zaten böyle bir aracın bizim Türkiye'de... Yorumlara yazın. Kaç para? Türkiye'de 1 milyondan aşağı değildir yani. 300 binde olsa ha, burada almıyorlar bu arabaları, kendin görüyor musun? Araba burada 150 bini geçti mi? Çürük. Çöp diyor adam ya, ben bu arabayı kapıma koymam ki diyor. Sizlere şimdi bir fiyat resmini çekeyim. Tekrar bir de arabanın kendi görüntülerini ekleyeyim arkadaşlar. Detaylıca bir bakarsınız. İşte araba, işte Mercedes. O arabanın tam düz hesap 77 bin euro.
Aile aracı da sayılmaz aslında çünkü 510 beygirlik ben bir aile aracı görmedim daha hayatımda. 510 beygirlik araba sürdüm mü sürmedim de. En fazla sürdüğüm 200 beygirdi. Bu araba arkadaşlar sıfır fiyatı 134 bin euro. Sıfır fiyatı. Eğer kullanılmış olarak alırsanız zaten bu bir kullanılmış araba. 11 bin kilometrede sadece. Ve 76 bin euroya yani yarı fiyatına neredeyse bu arabaya sahip olabiliyorsunuz. Full artı full bir araç. Geri görüşü var, işte park etmesi var, ne ararsanız koltuk ısıtması var. Her şeyi bu araçta bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten jantlar gözüküyor mu bilmiyorum ama 21 inçlik bir jant var. Yani benim araba kadar da bir lastik boyu var. Şu kaburgalara bakar mısın? Mercedes bu işi yapıyor. Mercedes bu işi gerçekten yapıyor. Ne yapsam? Yani görüyorsunuz araba yalan o. Kadın saçı bedava. Mercedes mi alsam? Burada gördüğünüz gibi, hatta sahibinden de bir şey var ya, arabada değişen tek şey yan koltuktaki kızlar diye. Yani bu arabayı alırsan öyle olur. Değişen tek şey yan koltuktaki kızlar. Yani Fırat, bu arabayla da anlatacak bir şey bulamayız. Ya bilmiyorum ki. Adamlar yani şu yapmış. Anda şu arabayı görünce BMW'yi satıp bunu alasın geldim. Adamlar yapmış, bize de bakmak düşer. Gerçekten de uğraşmışlar GLC63S. Yamatik araç, AMG kasa, yanımızdan da Salman Kara geçiyor. Oradan selamlarımızı söyleyelim. Öyle. Tekrar bir detaylı resimlerini sizlere çekeyim, göstereyim. Ha şunu da açıklayayım arkadaşlar. Eğer taksit almak isterseniz de 500 euroyu bu arabaya bağlarsanız ama şöyle bir şey var. Bu paraya bu araba mı? Sence M5 mi? M5 alırım. Değil mi? Yani. Ben şöyle karşılaştırdım, benim TikTok videomdaki M5'i gördün mü? Aynı fiyatta, aşağı yukarı. Ya bu arabayı ben M5 ile yani, bu paraya M5 almam gider Türkiye'den daire alacağım. Kaç daire alırsın? Bununla 76 bin abi, geçen işte benim kayınpeder aldı, 20 bin euroya bir daire. 20 bin euroya bir daire aldı. 4 tane yaklaşık, 4 daire alırım yani. Bir de dubleks. 4 tane daireyi bağlarım. Karar sizin arkadaşlar. Şimdi ben burada ev olursa 650 bin euroya alacağım. Kaç ev alırız lan Türkiye'de? Ya Fırat. Abi burada ticari araçlara geçtik ya. Ticari araç güzel VIP. Evet. Yalnız VIP de bunlar burada VIP olarak kullanılmıyor. İş arabası. Türkiye'deki Duplo, Kango gibi kullanılıyor. Maalesef bu güzel araçlar öyle şeylerle olur mu ya? Bak neymiş abi bu gel. V254 Matic diyor. 2016 model. 128 bin kilometrede 4 silindir otomatik. 190 beygir gücünde dizel. Fiyatı görmüş olduğunuz gibi 36.490. Eğer ki ön ödemesi şu anda bununki 16.421'miş. Eğer önden 16.421 öderseniz peşin olarak ayda 299 taksitle 299 euro taksitle alabilirsiniz bu arabanın. Yalnız şöyle bir şey var. Bunun son ödemesi varmış. Son ödemesi ise 7.950'ymiş. Yani alıyorsunuz. Ön ödemesini yapıyorsunuz. Son 7.950 kalana kadar ayda 300 euro ödüyorsunuz ve son kaldığında ise parayı veriyorsunuz. Ha dediniz ki ne benim param yok kardeşim. Ha ben de onu soracaktım abi peki. Hiç parası yok bu adamın ama bu arabayı almak istiyor. Alamaz mı dedi. Önden ödemeden mi? Evet. Ön ödeme yapmayacağım. Ya şöyle son ödeme de yapmayacağım. Son ödeme de bu arabayı almak istiyor. Alabilir ama faizleri yükselir. Taksitleri yükselir. Yani 300 euro taksitle değil de belki 500-600 euro taksitle alır yani. Ama alır değil mi? Ama alır. Hiç parası olmadan da bu arabayı alır. Alabilir. Hiç parası olmadan da alır ama demiş olduğun gibi taksitleri yükselir, faizleri yükselir. O da zaten atıyorum arabanın fiyatı şu an 36.490'mış ama ön ödeme yapmadığı için belki 45 bine gelecek. İster istemez. Yani belki 50 bine gelecek. 15 bin liralık serçe var. Yani, serçeye tutuyorsun, vadeli almaya kalkıyor. Vermiyor da. Hadi almaya kalktığın zaman oluyor 25 bin lira serçe. Ya işte maalesef. Yani önden peşin verseniz tabii ki faizler falan düşük oluyor. Yani bu araç demiş olayım zaten burada.
Öyle günlük kullanılmıyor. İş aracı olarak kullanılıyor. Bu yani. İçindeki sistemi falan da göster Şahin. Günlük için kullanılan arabanın içindeki yani şu teybi, bavulu, ekranları da göster. Neler var neler araba ya. VIP ya. Gördüğünüz araçtı arkadaşlar. Şöyle yandan bakınca Renault Kangoo'ya benziyor ama bu araç Mercedes Citan. 18.790 euro ücreti var. Dizel ve de aylık taksit yaptırabiliyorsunuz. 99 euro taksiti var. Peşin ödeme olarak yani ön ödeme olarak bir 8.456 euro ön ödeme yapmanız gerekiyor. Son ödemesi yok baktığım kadarıyla. Peşin aldığınızda da dediğim gibi 18.790 euro. Garantisi mevcut arkadaşlar. Kilometre garantisi var. 12 ay yol garantisi var. 24 ay arabanın kendi garantisi var. 4 silindir dizel motor 116 beygirmiş. 85 kW gördüğünüz bu aracımız. Mercedes Citan. Yanında da yine Mercedes'in Vito serisi araç var. Tabii ki kapalı kasa. Bu aracın da 20.990 euro peşin fiyatı var. Yani öylelikle kısa kısa geçiyorum hani fazla uzun tutmaya vakit olmasın. Yani fazla video dakikası oynamasın. Yine bir Mercedes Vito 20.490. Mavisi, laciverdi, sarısı, siyah bunların hepsi kapalı kasa. Karşıda da kamyonet tarzı araçlar var. Gördüğünüz bayimiz de Cowboy Land'de izlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, yıldızın güzelliğine bakın. Bu arabaya ülkemizde milletvekilleri, parti başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları biniyor. Burada normal sıradan bir vatandaş da binebiliyor. 40 bin euro gibi bir ödemesi var. Ben peşinci konuşuyorum artık. 40 bin euro. Bu arabaya sahip olabilirsiniz. Milyon euroluk araba. Hani Türkiye açısından. Ama burada alınabilir ya. Kaç beygir? Yo onları sen çektin. Ben onları söylemeyeceğim. Ben onlara girmiyorum artık. Girmiyorum yok. Varsa paran 40 bin euro. Cash. Bas al. Takside girdin mi ön ödeme. Sonra götünden bir ödeme daha çıkarıyorsunuz. Girmiyorum. Alıyorsan bu şekilde. Almıyorsan sen bilirsin. Yağını, suyunu, benzinini koy diyor. Dünyayı gez diyor. 1 milyon kilometre. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ alt ya da sol alttan çıkan butona tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve kanaldaki videoları tekrardan izleyebilirsiniz. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Hoşça kalın.